Artvin'in Borçka ilçesinde Borçka Kaymakamlığı ile Borçka Belediye Başkanlığı muhtarlarla yemekte bir araya geldi. Bu organizasyonda Sayın Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu vesileyle sizlerin her yıl biliyorsunuz çeşitli talepleriniz oluyor. Bunların bir kısmını karşılayabiliyoruz, bir kısmını karşılayamıyoruz ama... Borçka Belediye Kafeteryası'nda gerçekleşen etkinliğe Kaymakam Hasan Meşeli, Belediye Başkanı Aslan Atan ve meclis üyeleri, AK Parti Artvin Milletvekili İsrafil Kışla, İlçe Başkanı Şükrü Ertürk, İl Meclis Üyesi Muhammed Çakmak, Özel İdare Müdürü Mehmet Yerebakan, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Veysel Ertürk ve muhtarlar katıldı. Sayın milletvekilimizin biraz sonra kendileri de bununla ilgili bir söz söyleyeceklerdir ama iki geçenlerde yapılan görüşmelerde, sınır görüşmelerinde Sayın Kaymakamımız da Gürcistan heyetiyle Muratlı sınır kapısına gelmişlerdi. İlçe Başkanı Şükrü Ertürk'ün açılış konuşmasının ardından söz alan Borçka Belediye Başkanı Aslan Atan, tüm mahallelerin sorunlarını ve sıkıntılarını muhtarlarla birlikte çözmeye çalıştıklarını belirtti. 45 aya yakın bir süre geçti. Geçen arkadaşlara dedim ki bu 45 aylık süre içerisinde Borçka merkezdeki bir çalışmaları dedik, böyle elle tutulur çalışmaları bir hazırlayın. Neler yapılmış, maliyetleri neler, merkezi hükümetimizin ilçeye sayın vekilimizle birlikte kattığı katkılar neler, bunların çalışmalarını yaptılar. Ve 62'ye yakın proje gerçekleşmiş Borçka'da. Bunlar elle tutulur ciddi projeler. Özellikle belediyemizin bütçesiyle, borçlanmasıyla yapılan toplam yatırımların bedeli 53 milyon lira. Ve buna merkezi hükümetimizin Borçka merkezde yaptığı yatırımları kattığımız zaman bu rakam 160 milyon liraya kadar yükseliyor. Bu Borçka tarihinde görülmemiş bir şey. Ben bakın 30 yıla yakın bu memlekette bürokrat olarak, bir memur olarak hizmet ettim. Öyle bir şeyin örneklerini biz görmedik. Bazen bazı toplantılarda söylüyorum ki 10-15 yılda bir okul yapılırdı bu memlekette, ilçede. 5 seneye planlanır, 10 seneye yapımı devam eder, 3-4 müteahhit değişir, o da yarım kalırdı. Manzara buydu. Kalkınma Bakanımızla görüştüm ve Allah razı olsun. YPG kararı çıktı arkadaşlar, Borçka için, Bakanlar Kurulu. Ve Borçka bu 400 belediye içerisinde tek olarak faydalandı. Ve bu hibeyi aldık biz. Yani Borçka'nın bunda 7-8 milyonluk bir karı oldu. Son olarak ise hiçbir konuda Allah razı olsun vekilimiz sayesinde tıkandığımız hiçbir mevzu yok. Şükürler olsun, hamdolsun. Yani böyle elle tutulup ciddi manada eksiğimizin kalmadığını görüyoruz. Ama orada eksiklerimiz var. Yani sadece insanların gelmesi yetmiyor. Bunun yöremizin ekonomisine katkı sağlayıcı bir kar şeyine dönüştürmemiz lazım. Kaymakam Hasan Meşeli ise konuşmasında ilçede yürütülen çalışmaların hızlı ve planlı bir şekilde yürüdüğünü, tarafsız bir bürokrat olarak Borçka siyasetinin hizmet noktasında çok uyumlu çalıştığını belirtti. Çalışmalar yapılıyor. Bu şekilde paralar geliyor, hizmetler yapılıyor diye düşünüyor olabilirsiniz. Hayır arkadaşlar, ben böyle bir hızı çok yerde görmedim, hemen hemen hiçbir yerde görmedim. Bunun en büyük müsebbibi sayın vekilimizin buradaki gayretleri de çalışmalarıdır. Bunu tamamen tarafsız bir gözle söylüyorum. Her makamın bir hakkı vardır. Bunu vicdanen tamamıyla gönül aldığı için de söylüyorum ki milletvekili makamının hakkını sayın vekilimiz veriyor, ödüyor. Allah ondan razı olsun. Daha sonra muhtarlar vekil Kışla'ya plaket sundu. Programda söz alan AK Parti Artvin Milletvekili İsrafil Kışla da tarihin en önemli kurumlarından birisinin de muhtarlık kurumu olduğunu kaydederek yapılan çalışmalarda gerek muhtarlar, gerek belediye, gerekse kaymakamlıkla organize ve planlı bir şekilde yürüdüklerini söyledi. Tabii bu toplantıyı hem kaymakam beyimizin de düşündüğü bir toplantı ama benim de her sene biliyorsunuz bir kere muhtar kardeşlerimizle toplantı yapıyoruz. Ve köylerin sorunlarını birebir sizlerden dinleme fırsatını bulmaya çalışıyorum. Diyorsunuz ki köyümüze bir şeyler yapalım. Yani hayır veya de dilerim. Herkesten bir Allah razı olsun demek. Bizim de niyetimiz bu. Allah yardımcımız olsun ama her şeyi yapmamız yani sizin olmadığı gibi bizim de olmuyor. Tabii bazı önceliklerimiz olmak zorunda. Bir yerden başlıyorsunuz. O öncelik sıralamasına göre işi iyi takip ederseniz, işe sahip çıkarsanız da bir şeyler yapıyorsunuz. Arkadaşlar bütün bu yapılanlar
hükümetimizin yaptığı işler. Allah hükümetimizden de, başbakanımızdan da, bakanlarımızdan da, cumhurbaşkanımızdan da razı olsun. Şimdi AK Parti Artvin Milletvekili İsrafil Kışla, Boçka Belediye Başkanı Aslan Atan, köy ve mahalle muhtarları bir araya geldi. Artvin Boçka Kaymakamlığı'yla Belediye Başkanlığı tarafından seçilmişler istişaresi düzenlendi. Toplantıya Boçka Merkezi ve köylerinde görev yapan muhtarlarla AK Parti Artvin Milletvekili İsrafil Kışla, Boçka Belediye Başkanı Aslan Atan, Boçka Kaymakamı Hasan Meşeli katıldı. AK Parti Artvin Milletvekili İsrafil Kışla, her yöreye hassasiyetle hizmet etme çabası içinde olduklarını anlattı. Tabii bu toplantıyı hem kaymakam beyimizin de düşündüğü bir toplantı. Ama benim de her sene biliyorsunuz bir kere muhtar kardeşlerimizle toplantı yapıyoruz. Ve köylerin sorunlarını birebir sizlerden dinleme fırsatını bulmaya çalışıyorum. Diyorsunuz bir köyümüze bir şeyler yapalım. Yani hayırla ya da dilerim. Herkesten bir Allah razı olsun demek. Bizim de niyetimiz bu. Allah yardımcımız olsun ama her şeyi yapmak yani sizin olmadığı gibi bizim de olmuyor. Tabii bazı önceliklerimiz olmak zorunda. Bir yerden başlıyorsunuz. O öncelik sıralamasına göre işi iyi takip ederseniz, işe sahip çıkarsanız da bir şeyler yapıyorsunuz. Arkadaşlar bütün bu yapılanlar hükümetimizin yaptığı işler. Allah hükümetimizden de, başbakanımızdan da, bakanlarımızdan da, cumhurbaşkanımızdan da razı olsun. Boçka Belediye Başkanı Aslan Atan, görev süresinde çok önemli yatırımlara imza attıklarını söyledi. Bu çalışmalarda yaklaşık 45 aya yakın bir süre geçti. Geçen arkadaşlara dedim ki bu 45 aylık süre içerisinde Boçka Merkez'deki bir çalışmaları dedik, böyle elle tutulur çalışmaları bir hazırlayın. Neler yapılmış, maliyetleri neler, merkezi hükümetimizin ilçeye sayın vekilimizle birlikte kattığı katkılar neler, bunların çalışmalarını yaptılar ve 62'ye yakın proje gerçekleşmiş Boçka'da. Bunlar elle tutulur ciddi projeler. Özellikle belediyemizin bütçesiyle, borçlanmasıyla yapılan toplam yatırımların bedeli 53 milyon lira. Ve buna merkezi hükümetimizin Boçka merkezde yaptığı yatırımları kattığımız zaman bu rakam 160 milyon liraya kadar yükseliyor. Bu Boçka tarihinde görülmemiş bir şey. Ben bakın 30 yıla yakın bu memlekette bürokrat olarak, bir memur olarak hizmet ettim. Öyle bir şeyin örneklerini biz görmedik. Bazı toplantılarda söylüyorum ki 10-15 yılda bir okul yapılırdı bu memlekette ilçede. 5 seneye planlanır, 10 seneye yapımı devam eder, 3-4 müteahhit değişir, o da yarım kalırdı. Manzara buydu. Muhtarlar hem mahalle ve köylerinin taleplerini iletti hem de bugüne kadar yapılan hizmetlerden ötürü yetkililere teşekkür etti.